daha nice Paleolitik dönemine ait yerleşim yerleri var. Yani tonlarca diyebiliriz. Bunlar Malta, Buret, Açinsk, Kokoreva vesaire vesaire yerleşim yerleri var. Ve bunlar mesela Altay aldığımız zaman ki Altay Cumhuriyeti günümüzde Hakaz Cumhuriyeti'nin güney batısında. Hakas'a gelmeden önce şunu da anlatmamız lazım. 1923'te Hakas Özerk Dairesi kuruluyor. Sovyetler içerisinde Rusya Federasyonu dahilinde. Ama ondan önce, milattan önce 3. yüzyılda Hunlarla beraber ve Dinling ya da Tinling dediğimiz kavimlerle beraber Kırgızlar ilk defa Çin kaynaklarında anılıyor. Dolayısıyla mevcut kaynaklar içerisinde en eski adı bilinen en eski Türk kavmi. Yani Hint Avrupalılara bağlamak bir tarafa, hani Türkoloji tarih kitaplarında okuyabilirsiniz rahatlıkla. Yani Yenisey Kırgızlara, Hint Avrupalılara bağlama şeyleri var. Böyle bir tümceler kurulmuş ama bunların hiçbir aslı yoktur. Nitekim Çin kaynaklarında milattan önce 3. yüzyılda bahsediliyor ama daha sonraki herhalde 2 sene önce yine Çin kaynakları sayesinde Kırgız adının en az 7 asır daha eskiye götürülmüş olduğunu dan bahsedebiliyoruz. Yani Çin kaynakları sayesinde Kırgız tarihçilerin tespitlerine göre milattan önce 1000. yıldan itibaren bahsedebiliyoruz Güney Sibirya'da ya da İç Asya coğrafyasında. Dolayısıyla bu kadar eski zamanlara kadar giden bir kültür. Tabii çoğu sülalesi karşımıza çıkıyor bu Çin bağlamında ya da Zhou ki kuzeyden gelen bir kavim. Dolayısıyla birçok araştırmacıya göre işte Eberhard olsun, Sovyet arkeologlarından Okladnikov olsun ya da Kıbrıs Türk araştırmacılarından olsun Ümit Hasan, Profesör Doktor. Onların araştırmalarına göre şamanlık kuzeyden güneye inmiştir ve işte güneydeki ne kadar inançsal kültür varsa onları etkilemiştir. Bizim Türkologların, din tarihçilerinin bahsettiği gibi güneyden, batıdan gelen kültürler işte Zerdüştlükmüş de, Budizmmiş de, bilmem Konfüçyüs, şu bu falan gelmiş de şamanizmi etkilemiş de gibi Mircea Eliade tarzı tespitler, güzel tespitler. Fakat hiç mi Altay kavimlerinin kültürü başka kültürü etkilememiş? Hep etkilenmiş mi? Yani hep edilgen mi kalmış? Bunu da sorması gerekir bizim din tarihçilerimizin, Türkologlarımızın değil mi? Nitekim bunu söyleyen araştırmacılar da var. Ve bu araştırmacılar diyor ki kuzeydeki Altay kavimleri güneydeki inanç kültürlerini etkilemiştir. Ve güneydeki özelde Çin vesaire kültürleri birçok konuda etkilenmiştir Kuzey Altay kültüründen, Altay uygarlığından. Dolayısıyla bunlar bizim için önemlidir. Yani ve bu tespitler sayesinde biz görebiliyoruz ki yani şaman kültürü ya da Altay kültürü parazit bir kültür değil. Sürekli bize bahsedildiği gibi sürekli etkilenen, gelen geçenden etkilenen ama hiçbir şekilde etkilemeyen bir kültür değildir. Bunu anlayabiliyoruz açık bir şekilde. O da etkilenmiş hem de esaslı bir şekilde. Nitekim Okladnikov Güney Sibirya'daki ve Sibirya'daki Paleolitik dönem ister geç Paleolitik yani erken Paleolitik ister yukarı Paleolitik ister orta Paleolitik dönemlerine ait olan ve Neolitik döneme ait olan kayar isimleri konusunda belki de gelmiş geçmiş en büyük uzmanlardan biri şamanizmin izlerini görebiliyor. Şimdi Rus bir araştırmacı şamanizmin izlerine ta taş devrine kadar götürebiliyorsa ve bunu Altay kavimleri tarafından yaşatılan, yaşayan ve yaşatılan şamanizmde görebiliyorsa ben buna güvenirim. Yani şu anlamda güvenirim. Kayar isimlerinden hareketle bunları tespit edebiliyor.
Bunu şaman mitolojisinde tespit edebiliyor. Bunu yaşayan uygulamalarda tespit edebiliyor. Bunu Tengri yani gök kültünde tespit edebiliyor. Bunu dağ kültünde tespit edebiliyor. Bunu su kültünde, orman kültünde, kutsal dağlar kültünde, mağara kültünde bütün Türk tarihi boyunca tespit edebiliyor rahatlıkla ve günümüze kadar getirebiliyor. Daha sonra 6. yüzyıldan itibaren, milattan sonra 6. yüzyıldan itibaren Yenisey Kırgız Devleti kuruluyor. 552'de biliyorsunuz Göktürk Devleti kuruluyor. Daha sonra 745'te Uygur Devleti kuruluyor. Daha sonra 840'da Yenisey Kırgız Kağanlığı kuruluyor. Ve Moğolistan panoramasında en son Yenisey Kırgızları hakimiyeti tutmuş kısa bir süre içerisinde. Ve bundan dolayı bazı araştırmacılar Yenisey Kırgızlarına tabii kızgın. Yani o Moğolistan topraklarını tutamadıkları için ve Türk tarihinde tırnak içinde menfi rol oynadıkları için. Ama tabii bunlar değer yargısı, bunlar ön yargılar. Yani orada Kıtaylar, Kidanlar, Kara Kıtaylar ortaya çıkıyor tabii ve başka bir süreç başlıyor. Cengiz Han'a kadar giden bir süreç başlıyor. Dolayısıyla o başka bir, yani orada bir değer yargısına yer yok. Bilimsellikten bahsediyorsak tabii. Ve daha sonra 924'te Yenisey Kırgızları geri çekiliyor. Sayan Dağları'nın arkasına ve Cengiz Han süreci başlıyor daha sonra 13. yüzyılda. Arkasından 14. yüzyılda tekrar Yenisey Kırgızları Devleti'ni kuruyor. Ve 15. yüzyıl, 16. yüzyıl, 17. yüzyıla kadar gidiyor bu. 17. yüzyılda 1604'ten itibaren ilk çatışmalar başlıyor. O zaman doğuya doğru yayılan Rusya Devleti ile ilk çatışmalar 17. yüzyılda başlıyor. Sonra 17. yüzyılın sonuna doğru bunlar tabii şiddetleniyor bu çatışmalar. Hatta Rusya'yla barış anlaşması imzalanıyor. Yani barış anlaşması imzalanma noktasına getiriliyor. Ama tabii daha sonra işte bu bizim Oyrotlar dediğimiz yine Altay halklarından Moğolca konuşan halklar ya da Moğol halklarından Oyrotlar işte daha farklı kavimlerle etkileşim sonucu değişik süreçler yaşanmıştır ve bunun sonucunda 18. yüzyılın ortasında daha doğrusu 1750'lerde Hakas toprakları, tarihi Yenisey Kırgızlarının tarihi toprakları Rusya, Çarlık Rusyası'na tamamen yerleşmiş oluyor, dahil edilmiş oluyor. Ve o tarihten itibaren Rusya'nın içinde. Ama 1703 tarihi çok kilit bir nokta. O zaman Mançurya'ya, Mançurlar tarafından büyük bir Kırgız kitlesi götürülüyor, sürülüyor. Savaşta destek olması amacıyla. Ve daha sonra bunlar günümüzde Fuyu Kırgızlar olarak yaşıyor. Belki de Türk dünyasının en doğusunda, kuzey doğusunda değil ama en doğusunda yaşayan Harbin, Çin'in kuzey batısında, Harbin civarında Heilongjiang diye bir eyalet var. Onun içinde yaşayan Hakaslar var. Fuyu Kırgızlar olarak geçiyor. Ama konuştukları dil Hakas Türkçesiyle neredeyse birebir aynı. Her ne kadar konuşan çok az kalmış olsa bile. Onlar orada kalmış. 1500-2000 kişi civarında. Ama aşiret bazında araştırıldığı zaman, yani boy bazında araştırıldığı zaman, ki Hakasça sök diyorlar, kemik yani aşiret, Hakas Türkleriyle birebir örtüşüyor. Dolayısıyla etnik olarak da, genetik olarak da birebir akraba oldukları ortaya çıkıyor. Ve bunlar Yenisey Kırgızlarının temsilcisi. Hani Sovyetler zamanında Yenisey Kırgızları ayrı, Hakaslar ayrı gibi bir söylev çok yaygındı. Fakat daha sonra bunlar hepsi kalktı ortadan. Orijinal tabii isim olarak orijinal Yenisey Kırgızları var. Kırgızları var. Daha sonra özellikle 19. yüzyılın sonundan itibaren
Ve özellikle devrimden sonra Hagas adı yerleştiriliyor. Ama bu tabii Hagas Türkçesinde tam kabul edilmiyor günümüze kadar. Böyle bir süreç yaşanıyor. 1923'te Hagas Özerk Dairesi kuruluyor. 1930'da Hagas Özerk Bölgesi kuruluyor. Ve bu Hagas Özerk Bölgesi 1991'e kadar devam ediyor. Yani Sovyetlerin neredeyse sonuna kadar devam ediyor bu statü olarak. Tabii Krasnoyarsk eyaletinin içinde bulunuyor. Krasnoyarsk eyaleti çok geniş toprak var. Kuzey Buz Denizi'ne kadar uzuyor. Başkenti Abakan Hagas Cumhuriyeti'nin. 1990'da Hagas Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti haline getiriliyor. 91'de bu sefer özerklik de kaldırılıyor. Hagas Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti haline getiriyor. Yani Birlik Cumhuriyeti gibi bir şey. 92'de Hagas Cumhuriyeti adı değiştiriliyor. Rusya Federasyonu kapsamında ama Krasnoyarsk eyaletinin içinden çıkıyor Hagas Cumhuriyeti. Ve günümüzde Rusya Federasyonu içerisinde yer alan birçok Türk Cumhuriyeti'nin yanı sıra işte komşuları Altay Cumhuriyeti, Tıva Cumhuriyeti, işte kuzeyde Saha Yakut Cumhuriyeti ile beraber Sibirya bölgesinde yer alan bir Türk ülkesidir Hagas Cumhuriyeti. Başkenti Abakan Ayıkan'ından geliyor. İşte toplam nüfusu 600 bin. 600 bin ve %76 şehirli ama Hagas Türklerinin %60'ı kırsal kesimde yaşıyor.